Evet, değerli basın mensupları, değerli yönetimimizin değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir süreç başlıyor bildiğiniz gibi. 17 Şubat tarihinde esnafın aslında en değerli olduğu bir seçim arifesindeyiz ve gayet de hızlı bir süreç olacak aslında bu süreç. Bildiğiniz gibi 17 Şubat tarih, çok dar bir tarih. Ha, buna baskın seçim de diyebiliriz aslında, çok kısa bir süreç. Ha, bu süreçte mümkün olduğu kadar geç başlamamızın yanında kuvvetli başlamamızı da unutmayalım. Biz yönetimimizi oluştururken mümkün olduğu kadar değerli insanları, gemlik esnafına değer katabilecek insanları seçmeye çalıştık. O yüzden siz hep özel seçilmiş insanlarsınız diye nitelendiriyorum. Bu bir yarış, esnafın en değerli yarışı. O yüzden de mümkün olduğu kadar süreci halka dokunarak, esnafa dokunarak götürmeliyiz. Bu süreçte dar bir süreç olduğu için esnaflardan ulaşabilmek adına, onların gönlünü alabilmek adına tabii zor bir süreç. Ve çok çalışmamız da gerekiyor tüm yönetim olarak. Yani ulaşmak noktasında tabii ki biraz başarısız olabiliriz. Ama gönül alma anlamında başaracağımızı zannediyorum. Ben yapı olarak çok naif bir insan olduğum için bu süreci de böyle götürmek istiyorum. Mümkün olduğu kadar sulh içerisinde esnafı memnun ederek dokunma noktasında ben bunu çok önemsiyorum. Bu bir yarış, bu bir mücadele ve insanlara da bunu çok iyi ifade etmek, anlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ben mümkün olduğu kadar şunu lanse etmeye çalıştım sizlere de. Böyle çıktığım programlarda bunu lanse etmeye çalışacağım. Özellikle pandemide çok zarar görmüş bir esnaf, tüm Türkiye genelinde, sadece gemlikte değil, zaten canı yanmış, kendini yalnız hisseden, abi duyuluyor şu anda, bence bir sıkıntı yok. Pandemide gerçekten çok zorlanmış, kendini yalnız hisseden esnafa dokunmamız gerekiyor. Ve tabii kaybedilen de bir vizyon da söz konusu. Yani esnafın ekonomik, mali anlamda kaybettiğinin yanında bir de gemlikte katmamız gereken de bir vizyon sorunumuz var. Esnafı temsil noktasında biz temsil edeceğiz. Kazandığımızda, yönetime geçtiğimizde bunu biz sağlamaya çalışacağız. Bu vizyon bence çok önemli. Şu andaki odamızın bir internet sitesi bile yok. Yani o kadar geride bir sistem var ki şu anda. Her kurumda, işte değerli basın mensuplarının da hepsinin bir WhatsApp hattı bile var. Ama bizim odamızın ne WhatsApp hattı ne internet sitesi, hiçbir şey yok. Yani bu çok geride kaldığını, kendini güncelleyemediğini aslında gösteriyor. Bizim en büyük, yani boş vaatlerden ziyade ilk önce vizyonu yerine oturtturmamız gerekiyor. Tabii ki yönetime geçtiğimizde birçok projemiz var. Gemlik için sürekli konuşuyoruz, sürekli aynı cümleleri kuruyoruz. Otomobil fabrikası geliyor. Otomobil fabrikasına biz hazır mıyız gemlik olarak? Esnaf olarak hazır mıyız? Esnafı ve onun yanında, TOK fabrikasının yanında, otomobil fabrikasının yanında kurulacak tesislere esnaf olarak hazır mıyız? Değiliz, hiçbirimiz değiliz. Ama biz esnaf olarak bu seçimi kazandığımızda ilk önce esnafımızı hazırlamalıyız. Ben böyle düşünüyorum. Ve İyi noktaya getirmeliyiz esnafı. Mali anlamda, ekonomik anlamda çok iyi noktalara getirmemiz gerekiyor. Bunun için mücadele etmemiz gerekiyor. O yüzden de temsil noktasında ben çok değerli görüyorum. Yönetimimi çok çok başarılı insanlardan seçtiğimi düşünüyorum. Ve süreci de bu sulh şeklinde güzel, kısa olan bu süreci çok iyi değerlendirmek istiyorum. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Başta basın mensubu arkadaşlarımıza. Bu süreçte yanımızda olduğunuzu hissediyorum. Özellikle sosyal medya anlamında bu ifadeleri daha uzun uzun anlatmak istiyorum gemlik halkına, mümkün olduğu kadar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Anlatacaklarım çok. Yapacaklarım çok. Ama önce başarmamız gerekiyor. Önce vizyonumuzu oturtturup esnafın temsil noktasında iyi yerlerde temsil edilmesi gayretinde olacağım. Ardından zaten projelerimizde genç beyinler var aramızda. Onların projeleriyle çok iyi bir noktaya yönetim anlamında geleceğimizi düşünüyorum. Tabii ki bu süreçte
Tüm yönetici arkadaşlara da çok iş düşecek. Basın mensubu arkadaşlara da katılımlarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah. Neden biri işte KOSGEB temsilciliği. Yani madem otomobil fabrikamız geliyor, yanında işte batarya fabrikasından bahsediliyor. Daha birçok kalem var. Ama bir KOSGEB temsilcimiz yok Gemlik'te. Ticaret Sanayi Odası'nda sadece bir danışman var. Yani biraz daha büyük sanayici gidiyor. Ben KOSGEB'den nasıl faydalanabilirim, nasıl kredi alabilirim? Bunları sadece danışabiliyor. Neden madem bu kadar vizyonu geniş bir Gemlik'te bir KOSGEB temsilcisi yok? Bunun için mücadele edeceğiz. Ya işte KOSGEB'le ilintili olması gerekiyor. İlintili olması gerekiyor. İnsanların belki yolunu açması gerekiyor. Çünkü esnaf sadece küçük esnaf olarak değerlendirmeyelim. Aramızda çok hacmi geniş arkadaşlarımız da var. KOSGEB'i kullananlar, kullanamayanlar. Hani bu noktada da bence önemli. Ama bir temsilcisi olmayan bir Gemlik'te biz neyi konuşuyoruz? Ha bunun için mücadele edeceğiz. Bir sürü şeyler var. Mesela pandemide biraz daha açarız. Hani programlarda da bol bol konuşacağız bunları. Hangi esnafa dokunsak şu anda çok kısa bir süreç. İcraya verildim ben diyor. Kendi odam tarafından icraya verildim diyor. Ne kadar kötü bir şey değil mi bu? İlk defa. Evet. İlk defa. Yani bunu ben vermiyorum. Ben icraya vermiyorum. İşte konfederasyon veriyor demek burada hata. Hani burada tabii ki bir sistem var. Bir mevzuat kuralları var. Ama pandemideki zaten canı yanan esnafa bir de buradan icra şeyi. Mesela bunu programda örnek verecektim ama şimdi verebilirim. Sıkıntı yok. Bir esnafla denk geldik. Esnaf kardeşimiz diyor ki mevcut başkanımız benim dükkanımın önünden geçiyor diyor. Her geçtiğinde de sağ olsun hayırlı işler deyip geçiyor diyor. Ne kadar iyi bir şey. Bir başkanın insanlara hayırlı işler demesi, onlara fikir sunması ya da bir hayırlı işler dilekleri çok güzel, çok iyi. Ama bir hayırlı işler, iki hayırlı işler, üç hayırlı işler, bir gün hayırlı işler dedi, arkadan icra kağıdı geldi dedi. Bana diyor ki esnaf kardeşimiz, bana hayırlı işler deme, seni icraya vereceğim de diyor. Yani bu adama, bu esnaf kardeşimize ne anlatsak boş. Evet, 50 yılda dediğin gibi 50 yılda ilk defa böyle bir şey yaşandı ve o da pandemide yaşandı. Ha, tamam, yani pandemiden önce yaşandı ama pandemide zarar görmüş ya da ekonomik anlamda zarar görmüş insanlara yapıldı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Yanında durması gereken bir odanın böyle bir hamlesi tabii ki esnafı üzdü. Esnaf zaten ekonomik manada darbe yemiş ya da pandemiden kaynaklı sorunlar yaşamış. Hani o yüzden evet çok önemli bir nokta. Dediğim gibi bunları programlarda bol bol konuşacağız, bol bol açacağız. İnsanların sorunlarını tabii ki dile getirmeye çalışacağız. Bu da bir örnektir. Duygusal ama canı yakan bir örnektir. Bana hayırlı işler deme. Bu bir slogan bile olabilir. Seni icraya vereceğim de bir slogan olabilir diye düşünüyorum. Buyur abi. Yok bir şey dediğin gibi geldi. 500'e yakın esnaf. Bir tane değil. Bu bir örnek de dediğim gibi. 500'e yakın esnaf. Hatta 500'e yakın esnaf. Tam sayısını bilmiyorum. Hani 500 ise çok kötü bir sayı. Ama... Evet, 2100 küsür oyumuz var. Evet, 2100 küsür oyumuz var. İşte katılımı da tabii ki bunları hep vurgulayacağız. Gelsin, seçmen gelsin. Evet, zaten bunu da halletmemiz gerekiyor. İnsanlara bunu anlatmamız gerekiyor. Oyunun çok değerli olduğunu, odasına sahip çıkması gerektiğini. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani daha ilk basın toplantımızda ya da ilk daha yönetim kurulumuzu tanıttığımız bu toplantıda tabii çok fazla geniş açmak da istemiyorum. Çünkü süreç kısa ama çok hızlı geçecek. O yüzden de rahat rahat bu 16 günde 17 günde rahat rahat bunları konuşacağız. Rahat rahat tartışacağız. Sizlerden ricam tüm yönetimdeki arkadaşlarımdan insanlara dokunun. Oyunun ne kadar değerli olduğunu anlatın.
Bu sandık senin sandığın, bu oda senin odan. Tamam, bu zamana kadar böyle olmuş olabilir. Bundan sonra olmayacak diyelim. Böyle anlatalım. İnsanları anlamaya çalışalım. Onları yanımıza almaya çalışalım. Oy kaybetmememiz lazım. Ve değerli gemilik esnafının da oyuna sahip çıkması lazım. Sandığa gitmesi lazım. Ve dediğim gibi süreç hızlı geçecek. Çok çalışmamız gerekecek. Ama nokta atışlarla, doğru atışlarla buradan seslenelim. Programlarda da bahsedeceğiz bunlardan ama herkese yetişemeyebiliriz. Mücadelemiz tam. Herkese yetişmeye çalışacağız ama yetişemediğimiz esnaf, ya ben sana bir şey söylemek istiyorum dediğinde ben muhakkak gideceğim. Onunla muhakkak konuşacağım. Sizlerden de bunları istiyorum. Yani biri ben Serkan Bey'le konuşmak istiyorum dediğinde bana hemen arayın. Beni hemen arayın. Ben hemen gideyim. İşte ben de öyle sadece hayırlı işler demeye gitmeyeceğim inşallah. Ve başarmaya geldik. Bu odayı kazanmaya geldik. Bu odaya vizyonunu geri katmaya geldik. Daha da iyi noktalara getirmeye geldik. Net. Dediğim gibi biz saraylar yapmayacağız. Esnaf sarayı hayalimiz yok. Eğer oluyorsa onu da yaparız zaten. Ama dediğim gibi kaybolan vizyonu temsil noktasında, iyi yerlerde temsil etmek anlamında ben elimi taşın altına koydum. Tabii sizler de taşın altına elinizi koydunuz ve gayet de güzel gidecek. Bu süreci de çok başarılı geçireceğiz inşallah. Hayırlı uğurlu olsun inşallah hepimiz için.